Ayna programından sevgiler, selamlar diyoruz sevgili seyirciler. Ayna ekibi olarak selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Kuzey Avrupa'da bir ülkedeyiz. Yüz ölçümü 338.000 km². Nüfusu 5.300.000. Başkenti Helsinki. Ayna Finlandiya'da. Türkiye'den havalandıktan yaklaşık 3,5 saat sonra varıyoruz bu ülkeye. Finlandiya-Türkiye arası doğrudan uçak seferleri mevcut. Finlandiya aslında ismini bildiğimiz ancak kendisini pek de tanımadığımız bir ülke. İsveç ve Rusya'nın arasında. Norveç, kuzey komşusu. Temiz ve sessiz bir ülke. Yazın kuzeyinde güneşin hiç batmadığı, kışınsa oldukça soğuk ve uzun geceleri kendinde barındıran bir toprak parçası. İnsanlar güneşli günlere hasret kalıyorlar. Yaz ayları çok kısa sürüyor Finlandiya'da. Kış ayları ise adeta bitmek bilmiyor. Kuzeyde rengeyikleri ve husky cinsi köpekler çekiyor kızakları bembeyaz karlar üzerinde. Masmavi gölleri, şırıl şırıl akan ırmakları, topraklarının %75'ini kaplayan ormanlarıyla yemyeşil bir ülke burası. Finlandiya 23 milyon hektarla Avrupa'nın orman yoğunluğu en fazla olan ülkesi. Beyaz zambaklar ülkesi o. Kuzey Avrupa'da bir ülkedeyiz. Başkenti Helsinki. Ayna Finlandiya'da. Burası özel bir alan. Sadece köpeklerin ve köpek sahiplerin girebildiği bir alan. Burada bir mezarlıktayız ama burası sıradan bir mezarlık değil. Burası kedi ve köpek mezarlığı. Finlandiya durumu iyi olsun, kötü olsun her aileye çocuk paketi yardımı yapıyor. Bazı ürünler litreyle satılıyor pazarda. Mesela patates litreyle satılıyor. Finlandiya'da değneklerle yapılan bir yürüyüş görüyoruz. Bu %50 performansı daha da arttırıyor diyorlar. Finlandiya'da sanayileşme 19. yüzyılda orman ürünlerinin işlenmesiyle başlar. Ormanlar hala Finlandiya'nın en önemli ham madde kaynağı. Finlilerin azimli çalışmaları ve gayretleriyle bir zamanların bataklıklar ülkesi bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri durumuna gelivermiş. Elektronik, metal ve mühendislik alanlarında dünyaca ünlü markalar çıkartmışlar ve mallarını dünyaya pazarlıyorlar. Üretimde de, ticarette de çok öndeler. 1990'lı yıllardaki hızlı büyümesinin temelinde cep telefonları ve diğer telekomünikasyon araçları bulunmakta. Baltık'ın kızı bugün modern ve gelişmiş bir ülke. Avrupa Birliği'ne 1995 yılında üye olur ülke. 2002 yılında da para birimi olarak Euro'yu kullanmaya başlar. 5 milyon 300 bin nüfuslu ülkede gazetelerin toplam tirajı 3 milyon. Gazete satışlarının büyük kısmı abonelik sistemiyle yapılıyor.
6000 civarında Türk vatandaşı var bu ülkede. Türkiye-Finlandiya siyasi ilişkileri oldukça iyi. Finlandiya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını destekleyen bir ülke. Hükümet politikaları Türkiye yanlısı. Bugün Finlandiya firmalarının Türkiye'de büyük yatırımları var. Türkiye ciddi anlamda gazete kağıdı alıyor bu ülkeden. Finlilerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin başında geliyor Türkiye. Ülkemiz her yıl çok sayıda Finli turisti ağırlıyor. Tarihte iki ülke arasında hiç çatışma olmamış. Sadece Plevne Savaşı sırasında bize karşı savaşan Rus birlikleri içerisinde Finli askerler varmış. Bu yüzden özellikle futbol karşılaşması gibi konular gündeme geldiğinde hemen Plevne'de biz sizi yenmiştik gibi sözler sarf ediyorlar. Helsinki 1550 yılında kurulmuş, 1812 yılında da başkent olmuş. 1952 yılında da olimpiyatlara ev sahipliği yapmış. Bu şehir gerçekten güzel, düzenli bir şehir. Bu meydan Senato Meydanı. Başkentin nüfusu yaklaşık olarak 600 bin civarında, bir liman kenti burası. Arkamızda bir Protestan kilisesi var. Beyaz badanalı ve yeşil kubbeli dev bir kilise. Senato Meydanı'nın ortasında Rus Çarı 2. Aleksandr'ın heykelini görüyoruz. Çünkü 1809 ile 1917 yıllar arasında Ruslar buraya hükmetmişler. Öncesinde de İsveçliler çok uzun yıllar Finlandiya'nın hakimi olmuş. Yemyeşil bir şehir Helsinki. Çok büyük parklara ev sahipliği yapıyor. Helsinki Avrupa Birliği'nin en kuzeydeki başkenti. Finlandiya'nın çok uzun yıllar İsveç'in hakimiyetinde yaşamasının etkilerini bugün bile dilde ve kültürde görmek mümkün. Fin diliyle birlikte İsveççe ülkenin resmi dillerinden biri olduğu gibi bir Finli vatandaşın İsveççeyi öğrenmesi de zorunlu. Okullarda İsveççe dersi var. Ama İsveç'te yaşayan İsveçlilerle Finlilerin konuştuğu İsveççe biraz farklılık arz ediyor. Sokak ve cadde isimleri bile Fince ve İsveççe bu ülkede. Trafik levhalarında da durum farklı değil. Ülkede nüfusun yaklaşık olarak %6'sı ana dili olarak İsveççe'yi konuşuyor.
Finlandiya nüfusunun %85'i Protestan. Finlandiya'da bir devlet dairesindeyiz. İlgimizi çekti. Finlandiya durumu iyi olsun, kötü olsun her aileye çocuk doğmadan önce bir çocuk paketi yardımı yapıyor. İşte burada paket duruyor. Bu paket gönderiliyor aileye. Neler var pakette? Bakıyoruz hemen. İşte battaniyesi, doğduğu anda yetebilecek kadar çocuk bezi, tulumu. Gerçekten çok hoş sevgili seyirciler. Devlet bunu düşünüyor. Ve dediğim gibi zenginine de fakirine de bu yardımı yapıyor. Her aileye bu paket gönderiliyor. İşte gördüğünüz gibi derecesinden diş fırçasına ve oyuncağına kadar burada var fırçası ve zıbınları. Devam edip gidiyor yine bir başka battaniye. Yok yok bu pakette. Makasına kadar hemen her şey burada var. Finlandiya nüfus artışını teşvik ediyor. Örneğin çalışan bir anne ücretli olarak 3 yıl izne ayrılabiliyor. Çocuğuna bakıyor, çocuğuyla ilgileniyor ve çocuğu da annesiyle birlikte büyümüş oluyor. İşte böylesine nüfus artışını teşvik eden bir ülke Finlandiya. Çocuk paketinde burada bu ülkede görmüş olduk. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Ayrıca yine ailelere her ay çocuk başına para yardımı yapılıyor. Finlandiya kendi nüfusunu arttırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için halkını teşvik ediyor. Çocuk sayısına göre belirlenen aile ödeneği Finlandiya devlet bütçesinin en büyük giderlerinden birisi. Helsinki'de büyük bir parktayız. İnsanlar sabahın erken saatlerinden itibaren köpeklerini buraya getiriyorlar. Burası özel bir alan. Sadece köpeklerin ve köpek sahiplerin girebildiği bir alan. Buraya da bir işaret koymuşlar. Burada köpekleri salıveriyorlar ve köpekler istedikleri gibi rahatça koşturuyorlar. Ve diğer köpeklerle birlikte günlerini gün ediyorlar. İşte köpek sahiplerinden birisi yanımızda. How are you? Thank you. I'm fine. How are you? I'm fine. What's your name? Kirsti Vainio. How is it going with you? So far so good? Oh, so far so good. Retired and lots of fun with the dogs. Kendisi emekliymiş ve köpeğimle eğleniyoruz diyor. What time did you come to this park? Almost an hour ago. Bir saat öncesinden buraya gelmiş. So have you been to Turkey before? Oh yes, yes I have. How many times did you go to Turkey? Altogether 3 times. 3 defa Türkiye'ye gitmiş. Only once as a tourist. Bir kez turist olarak diyor. Diğerleri de iş icabı gitmiş. Gerçekten ilgimizi çekti. Finlandiya'da hemen herkes Türkiye'yi biliyor. Ve neredeyse en azından bir akrabası Türkiye'ye gitmiş. Türkiye'ye giden çok sayıda Finlandiyalıyla karşılaşmak bizleri de memnun etti. Helsinki'de benzeri köpek parklarından yaklaşık 15 tane var.
Helsinki'de yağmurlu bir havada çekim yapıyoruz. Gerçekten bu ülkede yaz aylarında bile yağmursuz gün neredeyse hiç olmuyor. İnsanlar hatta hiç yazı yaşayamadık diyorlar. Burada bir mezarlıktayız ama burası sıradan bir mezarlık değil. Burası kedi ve köpek mezarlığı. İnsanlar çok sevdikleri kedi ve köpeklerini buraya defnetmişler ve bu mezarlığa da sık sık ziyarete geliyorlar. Çünkü yanan mumlardan bunu görüyoruz, bırakılan çiçeklerden bunu görüyoruz. İşte Helsinki'deki kedi ve köpek mezarlığı. Bu mezarlık gibi mezarlıklar Finlandiya'nın başka şehirlerinde de var. Kedi ve köpek sahipleri ölen kedi ve köpeklerini mezarlıkta bile yalnız bırakmıyorlar. İşte sabahleyin burada mum yakılmış, mum yanmaya devam ediyor. Ve kedinin fotoğrafını burada görüyoruz. Ve bir yazı da var altta. Özetle söylemek gerekirse, sen bizim biricik kedimizdin, sen bizim her şeyimizdin, bir tanemizdin gibi ibareler var yazıda. İşte gördüğünüz gibi herhalde vefa bu olsa gerek. Mezar taşlarında kedi ve köpeklerin isimleri yazılı. İşte Pepita, doğum ve ölüm tarihi de burada. 1973-1983, 10 yıl yaşamış. Sisi'nin mezarını burada görüyoruz. Doğum ve ölüm tarihleri yine yazılı. Arkada Pepi var. Yine Vipu Poika orada. Cami devam edip gidiyor sevgili seyirciler. Ve yine çok ilgimizi çekti, enteresan bir mezar daha burada görüyoruz. Haç işaretli. Disi'ni burada, Disi'nin mezarı ve hemen haç işaretini de buraya koymuş. Demek ki Disi de artık köpek ya da kedi sahibi kimse, onun Hristiyan olduğunu burada anlatmak istemiş. Tabi kedi ya da köpek Hristiyan olur mu, onu da sizin anlayışınıza bırakıyoruz. Ülkede kedi ya da köpeğine mirasını bırakanlar bile varmış. Finlandiya'da alkolizm önemli bir sorun ve erkekler arasında olduğu gibi kadınlar arasında da çok yaygın. Boşanma oranları yüksek. İşsizlik de ülkenin en büyük sorunlarından birisi. Ülke nüfusunun %7'sine yakını işsiz. Helsinki'nin tam göbeğinde Cumhurbaşkanlığı binasına çok yakın bir sabit pazar var. Bizim pazarlarımızdan çok da bir farkı yok bu pazarın. Ara sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı bile misafirlerini bu sabit pazarda gezip dolaşmaya ve aynı yerde kahve içmeye çağırıyormuş. Helsinki'de Hakaniemi pazarındayız. Yağmura rağmen alışveriş devam ediyor. İnsanlar yine alışverişlerini yapıyorlar. Çünkü yağmur çok sıradan bir durum bu ülkede. İlgimizi çekti. Bazı ürünler litreyle satılıyor pazarda. Mesela patates litreyle satılıyor. Patatesin litreyle satıldığını hiç görmemiştik. Finlandiya'da görmek nasip olacakmış. Gördüğünüz gibi siz geliyorsunuz buraya. Pazarcı diyorsunuz ki bana bir litre patates ver, bana bir litre süt ver der gibi bir şey. Gördüğünüz gibi litreyle satış. Tabii şunu söylememizde fayda var. Bu durum
pazarlarda söz konusu. Marketlerde yine kiloyla satış var. Gördüğünüz gibi litreyle satışta şuraya yazmış. Patatesin litresi 2 euro diye. Yine burada mantarı görüyoruz. Burada domates var ama domates kiloyla. Hemen terazi orada var. Sadece bu tezgahta mantar, patates ve bezelye litreyle satılıyor. Gördüğünüz gibi 1 litrelik bezelyeler burada. İsterseniz 2 litrelik. 2 litresi de bu şekilde. Çok ilgimiz çekti gerçekten. Litreyle satış söz konusu Finlandiya'da. Yine litresi bezelyenin de 3 euroymuş. Zamanında herkesin elinde kantar ya da terazi olmadığından belli bir standardı yakalamak için litreyi ölçü birimi olarak almışlar. Yüzyıllardır bu gelenek devam edip gidiyor. Pazarcılar, Avrupa Birliği bu litre olayına hiç hoş yaklaşmıyor. Galiba önümüzdeki günlerde bu uygulamayı kaldırmak zorunda kalacağız diyorlar. Burada da bir başka pazarcı Hari var. 33 yıldır bu işle meşgulmüş Hari. Bir çırpıda meyveleri kaba dolduruyor. Evet, burada Hari farklı farklı meyveleri satıyor. Yine burada litre söz konusu. Burada erik var, ormandan toplanan farklı meyveler var. Hep bunda da litreyi kullanıyorlar. Sadece işte patateste, mantarda ve bezelyede değil, bu ürünlerde de, meyvelerde de litrenin kullanıldığını görüyoruz. Baltık Denizi'ne kıyısı olan liman şehri Helsinki'nin etrafında irili ufaklı çok sayıda ada var. Zamanında savunma amaçlı çok büyük kale yapılmış bu adaların üzerine. İsveç'e ve Almanya'ya giden dev yolcu gemileri bekliyor limanda. Özellikle İsveç'le çok yoğun bir yolcu trafiği yaşanıyor. Finlandiya'da değneklerle yapılan bir yürüyüş görüyoruz. Hanımefendinin iki tane değneği var. Bu Finlandiyalıların keşfetmiş olduğu bir yürüyüş şekli. Nordic walking diyorlar adına. Nordic yürüyüşü. Beyefendi değneksiz yürümeyi tercih etmiş. Sabah erken saatlerde yola çıkmışlar. Hanımefendi de işte değnekleriyle beraber yürüyüşte. Bu %50 performansı daha da arttırıyor diyorlar. Nordic walking, Nordic yürüyüşü. Aynı zamanda omuzlarımızdaki kasları da arttırıyor diyorlar ve tempo tutmamız da kolaylaştırıyor. Çok rahat bir şekilde tempo tutuyoruz. Çok daha fazla enerji harcıyoruz bu yürüyüş şeklinde diyorlar. Bu Finlandiya'da başlamış bu yürüyüş şekli ama İskandinav ülkelerine yayılmış bugün ve aynı zamanda İngilizler ve Almanlar da bu Nordik yürüyüşünü seviyorlarmış. İşte Finlandiya'da ortaya çıkan bir yürüyüş şekli. Go ahead please. Go ahead. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Take care. Nordic walking, İskandinavya yürüyüşü demek. Kısa bir park turunda bile
bu yürüyüşü yapan çok sayıda insana rastlayabilirsiniz. Finliler kahve tutkunu bir millet. Günde 20 milyon fincan kahve ile dünyada kahve içmede birinci geliyor onlar. Sabah kahvaltısında, mesai aralarında, öğle molasında, kısaca fırsat buldukları her anda kahve içiyor onlar. Kahve ile yatıp, kahve ile kalkan bir millet Finliler. Finlandiya'da okullarda, devlet okulları da dahil öğle yemeği veriliyor. Ve verilen yemek ücretsiz. Anaokuldan lise sona kadar ücretsiz yemek uygulaması devam ediyor. Müslüman çocuklar için özel yemek çıkartılıyor. Devlet bu konuda da hassas. İşte Helsinki'deki okullardan birisini ziyaret ediyoruz. Tam öğle yemeği anı. Öğrenciler yemeklerini afiyetle yiyorlar. Liseyi bitirme imtihanlarında başarılı olan ve üniversiteye başlayacak gençler bu başarılarını Senato meydanında kutluyorlar. Üzerlerine poşet giymiş yüzlerce genç var bu meydanda. Böyle giyinerek kutlama yapıyorlarmış. Helsinki'deki Seurasaari Açık Hava Müzesi'ni geziyoruz. Girişte müzeyle ilgili kısa bilgiler alıyoruz. 19. yüzyıla ait geleneksel kıyafetleri giymiş müze yetkilisi. Eski Fin evlerinin sergilendiği bu mekanda o eski günleri ziyaretçilere yaşatmak arzusunda olduklarını söylüyor. Eskiden Finlandiya'daki tüm evler böyle ahşaptanmış. Kışın sıcak, yazınsa serin tutuyormuş bu evler. Orijinal evler Finlandiya'nın farklı köşelerinden getirilmiş Açık Hava Müzesi'ne. Zenginlere ait olanlar büyük bir avluya ve onu çevreleyen evlere sahip. Bu evlerin sahipleri köy ağalarıymış. Seurasaari Açık Hava Müzesi'ni her yıl yaklaşık 50 bin insan ziyaret ediyor.
Savrasari Açık Hava Müzesi'ndeyiz ve Yenli Hanım bize rehberlik yapıyor, burayı gezdiriyor. Gerçekten güzel bir yer hazırlamışlar. Geleneksel kıyafetli insanlar rehberlik yapıyor burada. Eskiye ait evler burada tanıtılıyor. Yenli Hanım'ın giydiği kıyafet normal gündelik bir kıyafet değil. Bu pazar kiliseye gitme anında giyilen bir kıyafetmiş. 19. yüzyılın ortalarında insanlar bu kıyafetle bu ülkede kiliseye gidiyorlarmış. Yani özel bir kıyafet. Normal gündelik hayatlarında daha böyle basit şeyler giyiyorlarmış. Could you just give us some information about your clothes here? Oh yes. Well, this is a Sunday clothes. Bu pazar günü giyilen bir kıyafet. 19. yüzyılda kadınlar gündelik hayatlarında bunun daha sade modellerini giyerlerdi. Okay. Onların giydikleri elbisenin kumaşı sadece pamuklu veya ketenden olurdu. Ama bu elbisenin eteği yünden mesela ve üstündeki takılar da sadece pazar günü merasimlerinde ve kiliseye giderken takılırdı. I see. So, burada gördüğünüz gibi bu işlemesi çok olan bir elbise. Şu önlüğüne bir bakın mesela. Bu normalde gündelik giyilen bir elbiseydi. And also the basket. Sepet aslında gündelik kola takılan bir aksesuardı. Pazar günü kiliseye giderkense daha dekoratif, çok güzel desenlerle boyanmış çantalar kullanılırdı. I understand that. Very beautifully painted. Well, this is actually not fitting very well. I understand that. Sure. But still. Bu tür kamıştan veya ahşap şeritlerden yapılmış sepetler bugün hala kullanılıyor. I see. Yenli Hanım, sevgili seyirciler, aynı zamanda Türkiye'ye de gitmiş. How many times have you been to Turkey? Well, I have been twice to Turkey. İki defa Türkiye'ye gitmişler. So, do you know any Turkish words or Turkish sentences? Oh yes, of course. Merhaba and hoş geldiniz and teşekkür. Teşekkür ederim. Yes. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, Finlandiya'da Helsinki'de Türkçe sözler, Türkçe sözcükler duyuyoruz, kelimeler duyuyoruz. Bu da bizleri memnun etti. Would you consider living in Turkey in the future? Yes, why not? Do you have any special plan? No, not special plan, but because of my friend who has been living there a long time, I'm going to visit her very often. Sık sık Türkiye'deki bir arkadaşını ziyaret ediyormuş. Gerçekten Türkiye'yi bilen ve Türkiye'yi seven bir hanımefendiyi burada gördük Finlandiya'da. Bu da bizleri memnun etti. Thank you very much for everything. No. Sauna Finlandiya'da çok meşhur. Gerçekten saunaya çok sayıda giden insan da var bu ülkede. Zaten sauna kelimesinin Fince'den geldiği de söyleniyor. Yanımızda what's your name? Arbo. Arbo Bey var. Saunaya gelmiş. Burası bir halk saunası. Biz de biraz sonra halk saunasını göreceğiz. Muhakkak saunaya gidiyorlar. Saunaya gitmek bir adetten onlar için. Gördüğünüz gibi peştemalı beyefendi saunaya girmiş, şimdi de serinlemek için çıkmış. Biraz sonra da elbiselerini giyecek ve hayatına devam edecek. Arbo Bey, go ahead please. Okay, take care. Halk saunaları haricinde Finlandiya'da neredeyse her müstakil evde bir sauna bulunuyor. Apartmanlardaysa ortak kullanılan saunalar var. 5 milyon 300 bin nüfusa sahip Finlandiya'da 1 milyon 700 bin sauna olduğu ifade ediliyor. Finliler tam sauna düşkünü bir toplum. Sauna sonrasıysa kendilerini gölün serin sularına bırakıyor onlar. Bu göle atlama olayı kışın bile devam ediyor. Kısacası tam bir çelikleme yapıyor Finliler. Thank you.
Helsinki'nin turist çeken mekanlarından birisi de Kaya Kilisesi. Kaya oyulmuş ve içine kilise yapılmış. 1969 yılında da ibadete açılmış kilise. Tampere şehrine doğru yol alıyoruz Helsinki'den. Yaklaşık 2 saat sürecek yolculuğumuz. Ve Tampere'ye geliyoruz. Helsinki ve Espoo'dan sonra Finlandiya'nın üçüncü büyük şehri Tampere. 200 bin nüfusu bir şehir burası. Çevresindeki iki büyük göl ona eşlik ediyor. Hava yine bulutlu ve yer yer kendini sağanak yağmura bırakıyor. Nesi Gölü'ndeyiz. Nesi Gölü Finlandiya'daki 188 bin gölden bir tanesi. Binlerce göl var bu ülkede. Zaten Finlandiya'ya göller ülkesi de deniliyor. Dağ, taş, dere, tepe, su desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Su çok bol. Zaten yağmur da hiç eksik olmuyor. Finlandiya'nın göl kenarlarındaki yazlık evleri çok meşhur. Bu evler de hep saunalı. Bir Finlandiya'nın hayalinde hep göl kenarında sessiz sakin bir evde tatil yapmak varmış. Şehrin gürültü ve stresinden kaçan insanlar kendilerini bu evlere atıyorlar. Sadece tabiatın sesinin dinlenildiği bu yerlerde balık tutmak, tekneyle gölde seyahat etmek, yüzmek, göl kenarında mangal yapmak, eşi ve çocuklarıyla beraber zaman geçirmek Finlilerin en büyük eğlencelerinden. Tampere'de bir müzedeyiz ama bu müze sıradan bir müze değil. Bu müze casusluk müzesi. Dünyanın ilk casus müzesi burada kurulmuş. Finlandiya'da Tampere'de kurulmuş. Casusların kullanmış olduğu hep aletler var müzede. KGB'nin kullanmış olduğu aletler var. Bunlar toparlanmış. Bu özel bir müze burası ve yılda 23 bin kişi bu müzeyi ziyaret ediyor. İşte cihazlara bakıyoruz. Gerçekten enteresan cihazlar var. Elektrik şok cihazı. Bizzat kullanılmış bir cihazı bu. Ve şimdi müzelik olmuş.
devam edip gidiyor. Kelepçeler var, telefonlar var, dinleme cihazları var. Ve burada da yalan makinesini görüyoruz. Bu da 860 gram ağırlığında, gramını bile yazmışlar. Bir yalan makinesiymiş. Buraya da onu koymuşlar. İşte gördüğünüz gibi bir müze ama bizim bildiğimiz müzelerden değil. Casusluk müzesi. Burada da silahlar sergilenmiş. İri ufaklı silahlar var burada. Yine casusların kullanmış olduğu silahlar var. İlerliyoruz. Burada da bir işkence yatağı görüyoruz. Yine burada kelepçeler var. Farklı farklı kelepçeler. İşte bu kelepçenin üzerinde de orak çekiç var. KGB'nin kullanmış olduğu kelepçelerden bir tanesi. Evet. Casusluk müzesi ilk olarak bu ülkede, Finlandiya'da kurulmuş. Müze yetkilileri kendi gayretleriyle dünyanın dört bir tarafından toplamışlar ilginç casusluk malzemelerini. İşte o dönemin teknolojisinde kitabın içine yerleştirilmiş bir kayıt cihazı. Kitabın kapağı kapatılınca cihazdan hiç eser kalmıyor. Günümüzün modern casusluk aletlerinin yanında oldukça geri bir teknolojiye sahip bu aletler. Çünkü bugün bu teknoloji her alanda olduğu gibi casusluk alanında da oldukça ilerlemiş durumda. Tampere'den Helsinki şehrine geri dönüyoruz. Helsinki'de Finlandiya Türk İş Adamları Derneği FİTEAT'ın yemeğindeyiz. Dernek, Finli ve Türk iş adamları arasında birlik, beraberlik, dostluk ve dayanışmayı artırmak için 2007 Mart ayında Helsinki'de kurulmuş. Türkiye ya da Finlandiya'da iş yapmak isteyen iş adamlarına ticari, hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri sunuyor. Ayrıca iş adamlarına özel gezi ve fuarlar düzenliyor. Helsinki'de tren garının önündeyiz. Bu ülkede bizden insanları görmek bizi mutlu ediyor, seviniyoruz. Yanımızda Muhittin Bey var, iş adamlarımızdan. Bu ülkede bizi temsil eden iş adamlarımızdan. Muhittin Bey nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. Gerçekten sizleri görmekten dolayı memnun olduk. Ne iş yapıyorsunuz Muhittin Bey? Ben burada otelcilik ve restorancılık yapıyoruz daha çok. Şu anda Helsinki'nin merkezinde bir otelimiz var. Onun dışında bir restoran zincirimiz ve ona benzer diğer yatırımlarımız var burada. Maşallah, ne güzel. Kaç sene oldu buraya geleli? Benim aşağı yukarı 19 yıl oldu. 19 yıldır bir fiil burada yaşıyorum. Fakat Finlandiya ilk gelişim 1985 yılında oldu. İş adamı olarak iş yapmak zor mu bu ülkede? Bize anlatabilir misiniz? Bu ülkede iş yapmak aslında çok kolay. Fakat iş başardıktan sonra olan kısmı zor. Yani başarıya ulaştıktan sonraki kısmı daha zor. O başarıyı tutturabilmek kolay değil diyorsunuz. Yani başarıya ulaştıktan sonraki kısmı biraz daha zor. Çünkü ağır vergileri ve iş adamı olmanın getirdiği biraz bizim ülkemize göre ayrıcalıklı yükleri var. Fakat onun dışında iş yapmak için çok ideal ve güzel bir ülke. Mutlu musunuz, memnun musunuz burada yaşamaktan? Kendi memleketimiz gibi değil tabii, fakat güzel bir ülke. Evet. Peki ne kadar, kaç civarında burada Türk vardır? Burada ben geldiğim yıllarda 200 civarındaydı, fakat şimdi 10 binin altında olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. Ama resmi rakam 7-8 bin civarında olsa gerek zannederim. Finliler nasıl bakıyor Anadolu insanına, Türkiye'ye? Türkiye'yi çok seviyorlar. Yani Finlilerin büyük bir kısmı Türkiye'yi ziyaret etmiş. Bu ülkeye, ülkemize çeşitli sebeplerle gelmişler. Çoğunlukla turizm ağırlıklı geliş nedenleri. Onun dışında Türkiye'nin buradaki imajı diğer Avrupa ülkelerine göre daha güçlü. Ve Türkiye'yi her konuda, özellikle Avrupa Birliği'ne girme konusunda ciddi bir şekilde desteklediler. Bu destek hala devam ediyor.
Burada birçok Finli Türkleri tanımaktan, herhangi bir Türk'ü tanımaktan mutluluk duyar. Evet. Peki iş adamı olarak neler düşünüyorsunuz? İleriye yönelik hedefleriniz neler? Bu ülkede ülkemizi daha iyi temsil etmek, burada bir Türk olmanın, yani Türkiye'yi temsil ettiğimizin bilincinde olarak daha ileri gitmek, evet, ve ileride sanayi yatırımlarına yönelmek, ülkemizde daha iyi işbirliği içine girmek temel hedeflerimizdir. Ülkede Tatar Türkleri var. Bu topluluğun sayıları yaklaşık 800 civarında. Helsinki'nin merkezindeki bu bina tamamen Tatarlara ait binalardan biri. En üst katını da cami olarak düzenlemişler. Bizim meçetimiz 1960 yılda düzenin işitlerin bizimde meçetimizde. Camimiz 1960 yılında kapılarını Müslümanlara açmıştır. Biz burada her gün öğle namazlarında, cuma namazlarında ve Ramazan'da teravih namazlarında toplanarak ibadet ediyoruz. Camimize cuma namazlarında 60-70 kişi gelmekte olup, teravih namazlarında 20-30 hatta 40 kişi geliyor. Bayram günleri içinde şu görmüş olduğunuz kapıları açarak camiyi büyütüyoruz. Toplu olarak namaz kılıyoruz. Bayram namazlarında 300-400 kişi birlikte namaz kılıyoruz. Buraya Fin okullarından senede 400 öğrenci geliyor. Geziye, ziyarete geliyorlar. Biz de onlara İslam hakkında gerekli bilgileri veriyoruz. Yine iş yerlerinden, devlet dairelerinden çeşitli gruplar camimizi ziyarete geliyorlar. Gruplar, iş grupları, hakimiyetten, başka yerlere gelirler. Finlandiya Tatar Türkleri Başkanı Okan Daher'i aynı binada ziyaret ediyoruz. Başkan bize bu ülkedeki Tatar Türkleri ile ilgili kısa bilgiler veriyor. Evet, bizim cemaatimiz Finlandiya'nın tarihi ve milli azınlıklarından birisi. Büyük babalarımız Finlandiya Grand Düklüğü'ne tüccar olarak ticaret seferlerle Tatar köylerinden Çar Rusya'dan gelmeye başladılar. İlk ve ikinci nesil kendi çalışkanlıkları, irade güçleri ve aralarındaki danışmayla gerekse ruhi, gerekse maddi olarak sağlam bir temel oluşturdular. Cemaatimizin varlığının üç ana dayanağı vardır. Kendi ana dilimiz, dinimiz ve kültür mirasımız. Bunların ayakta kalmasını sağlayanlar ailelerden başka, 1925 yılında kurulmuş Finlandiya Tatar Türkleri İslam Cemaati, 1935 yılında kurulmuş Kültür Derneğimiz Finlandiya Türkleri Birliği ve 1945 yılında kurulmuş spor kulübümüz Yıldız. De Helsinki'de uzun bir sürede kendi ilk okulumuz Türk İlk Okulu da faaliyet göstermiştir. Cemaatimizin üyeleri Türkiye'deki soydaşlarımızla ilişkilerimiz dost ve kardeş bir şekilde bugün devam etmektedir. Tüm Türk halkına Finlandiya Tatar Türkleri Cemaatinin sıcak selamlarını gönderiyoruz. Thank you.
Burası da Finlandiya Tatar Türklerinin mezarlığı. Aralarında Habiburrahman Şakir'in mezar taşı da var. Habiburrahman Şakir, Üstad Bediüzzaman'ın mektup talebesi olmuş, kendisine gönderilen eserleri okumuş ve çok güzel bir Türkçe ile cevabi mektuplar yazmış. Üstad Bediüzzaman'ın eserleri 1958 yılında Finlandiya'ya ulaştırması, Habiburrahman ve diğer Müslümanların istifadesine arz etmesi büyük bir gayretin eseridir. Günümüzde burada yaşayan Türk vatandaşları bir araya gelip güzel açılımlar yapmak için dernekler kurmuşlar. İşte onların Lahti şehrinde açtıkları bir mescit. Şimdilik sadece bir apartman dairesini kiralayabilmişler. Ama bu küçük yer bile çok güzel hizmetlere vesile oluyor. İşte Ramazan ayında bir iftar anı. Anadolu insanı sıcaklığını, samimiyetini ta buralara kadar getirmiş. İftarda başka başka milletlerden Müslümanlar da var. Bu da bir başka derneğin Tampere şehrinde verdiği diğer bir iftar yemeği. Bu ülke insanı gayet barışçıl, sakin, tevazu, alçak gönüllü insanlar. Zaten bizim geçmişe baktığımızda bu insanlarla hiçbir problemimiz olmamış. Avrupa Birliği'ne de Türk milletini bunlar destekliyorlar, Türk halkını destekliyorlar girmesi için. Ayrıca burada zaten geçmişten beri var olan bu iyi ilişkileri geliştirme adına buradaki Türklerin bir araya gelip kurmuş oldukları Finlandiya Türkiye İş Adamları Derneği var. Bu dernek vasıtasıyla gerek buradaki gerek Türkiye'deki Türk iş adamları, ayrıca buradaki Finli iş adamlarıyla bir araya gelme, bunlarla iş alışverişinde bulunma, ticari alışverişleri geliştirme adına güzel faaliyetler var. Aynı zamanda bunlar var olan iyi ilişkileri geliştirme adına ve bizim birbirimizin kültürümüzü daha iyi tanıma adına da iyi bir adım ve başlangıç oluyor. Bu eksende geziler ve iş gezileri ve programları da yapılıyor. Yine burada Türklerin bir araya gelip kurmuş oldukları 2003 yılından beri faaliyette bulunan Finlandiya Diyalog Derneği var. Bu dernekte yine gerek diyalog alanında gerekse eğitim alanında faaliyette bulunmakta. Helsinki'de, Tampere'de, Lahti'de ve diğer şehirlerde olmak üzere farklı farklı alanlarda faaliyet gösteren, kültürel alanlarda ve eğitim alanında faaliyet gösteren yine Anadolu'dan gelen insanların kurmuş oldukları dernekler var. Bunları da bilmekteyiz. Bunlar da yine güzel faaliyetlerde bulunmakta. Gerek geziler olsun, gerekse kültürel aktiviteler olsun, seminerler, konferanslar, aile içi iletişim, bu gibi faaliyetlerde bulunmaktalar. Bir programımız da burada sona eriyor. Ayna yine haftaya dop dolu olacak. Sizler için güzel şeyler ekrana getirecek. Verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Gönderdiğiniz e-mailler, açtığınız telefonlar için çok çok teşekkür ediyoruz. Ayna sizin programınız. Web adresimiz www.aynaprogrami.com. E-mailimiz ayna@aynaprogrami.com. Eğer Ayna'nın bu bölümünü seyredemediyseniz yine web adresimizden seyredebilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle Finlandiya'dan Helsinki'den Allah'a ısmarladık.